Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün birazdan TÜRKONFET, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Toğran bizimle olacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ'ler. Buna ilişkin aslında çok önemli bir çalışmaları var. Buradaki detayları Orhan Bey'den alacağız. Bunun dışında gündemde olan ham madde tedariğindeki sıkıntı, yüksek MTF fiyatları, önümüzdeki süreçte özellikle ham madde ihracatına ilişkin talepler var. Sınırlanmalı deniliyor Türkiye'den. Tüm bu detayları da ele alacağız. Sonrasında ise Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Başkanı, yani ASEP Başkanı Valeh Aleskerov bizimle olacak. ASEP Başkanı ile de özellikle Avrupa, Kafkasya, Asya ve Kuzey Güney Ulaşım Koordinatları, oradaki stratejiler, bundan sonraki süreçte yatırım merkezi olarak ne kadar hizmet verecekler ve serbest ekonomi bölgesinin amacı ne, hangi sektörler destekleniyor, bunları ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise yine Workington CEO'su Enis Cevarcıoğlu'yla ofise dönüşler uzadı, artık evden çalışmalar devam edilecek bir süre daha. Bir yandan ofise dönüşlerde de aşılama zorunluluğu geldi. Bunlar nasıl etkiliyor özellikle mobil ofisleri? Kendisiyle konuşacağız. Ve son konumuzda ALB Grup Baş Danışmanı Burak Arslan. Onlarla da kripto para piyasasını ve küresel piyasaları ele alacağız diyelim. Çok yoğun bir akış ve vakit kaybetmeden hemen TÜRKONFET Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tuğran'a gidelim. Orhan Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve özellikle bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'na farkındalık yarattığınız ve KOBİ'lerle beraber bu analizi, bu değerlendirmeyi yaptığınız için de teşekkür ediyoruz. Çünkü oldukça önemli bir konu. Biz maalesef yangınlarla, sellerle, pandemiyle sınanırken, dünyada tabii öyle ama Türkiye için de zor bir seneydi, müsilajla, liste çok uzun. Doğa, çevre duyarlı nasıl oluyor da ekonomiyi kalbinden vuruyor? Bugün görmezden geldiğimiz şeyler belli bir vade sonra her tarafa etkiliyor, her kesime etkiliyor. KOBİ'leri de, büyük şirketleri de, vatandaşı da. O yüzden buradaki farkındalık da tabii kökten belki de yavaş yavaş dağılmalı. Hemen size sözü vereyim. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakat konusunda KOBİ'lerin farkındalığı nasıl? Siz bu çalışmayı hangi verilerle derlediniz ve nasıl bir analiz yaptınız? Teşekkür ederim Güzel Hanım. Öncelikle son dönemlerde Akdeniz ve Ege'de yaşadığımız yangınlarda, Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki sel felaketlerinde çok sayıda canımızı yitirmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz canların da ailelerin başsağlığı diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi biz TÜRKONFET olarak KOBİ'lerde yeşil mutabakat farkındalığı ile ilgili raporu yayınladık. Bizi son 3-4 yılda zaten dijitalleşme ile ilgili Anadolu'da özellikle farkındalık yaratmaya çalışıyorduk. Şimdi ise yeşil mutabakatla ilgili, çünkü bildiğiniz gibi geçtiğimiz 14 Temmuz'da AB'nin iklim hedeflerini destekleyen yasa açıklandı. Bu yasa kapsamında iş dünyasının önceliği, detayları uzun zamandır merak edilen sınırda karbon düzenlemesi oldu. Tabii bu kapsamda Avrupa Birliği'ye ithal edilen mallara bir karbon fiyatı kurularak bu riskin azaltılması planlanıyor. Öncelikle çimento, demir ve çelik, elektrik, alüminyum ve gübre sınırda karbon düzenlemesi için 2023-25 yılları arasında bir geçiş planlanıyor. Daha sonraki 2026 yılı itibariyle de raporlamanın, yani sıra hala benim belirlediği emisyon oranlarına ulaşmayı istiyor. Çünkü Avrupa Birliği aslında yeşil mutabakat, yeşil dönüşüm, Avrupa'nın Birliği'nin iki gündemi var. Çok önemli. Biz de TÜRKONFET olarak aynı gündemde çalışıyoruz. Birincisi yeşil dönüşüm, diğeri dijital dönüşüm. Avrupa Birliği parlamenterlerle Aralık ayında konuştuğumda ne oluruz olsun bu iki dönüşümden vazgeçmeyeceğiz demişlerdi. Biz de TÜRKONFET olarak dijital dönüşümün farkındalığını yaratmaya çalıştık. Ama önümüzdeki dönemde de yeşil mutabakatın farkındalığını yaratmaya çalışacağız. Burada çünkü bildiğiniz gibi Avrupa'ya ihracat yapan sanayicilerin en büyük tedarikçileri sayıları 3.2 milyon bulan KOBİ'ler. KOBİ'ler bu tedarik sürecini devam ettirebilmek veya direkt olarak ihracat yapabilmek için sınırda karbon şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.
Biz bu önümüzdeki geçen haftada bir yeşil dönüşümün finansmanı ile ilgili bir toplantı yaptık. Önümüzdeki süreçte de yeşil dönüşümün Türkiye'deki iş dünyasında tanıtımı ve Avrupa İşim'de tabakatıyla COBİ'ler başlıklı gündemde tüm iş dünyasına bu farkındalığı yaratmaya çalışacağız. Peki şimdi burada tabii şöyle bir konu var. Bu tabii sürdürülebilir projeler içinde şirketlerin belli bir yatırım yapması lazım ve nakit akışını yönetmenin zor olduğu, işte alacakları tahsil etmenin zor olduğu bu tarz dönemlerde bir de sürdürülebilir projeler için o yatırımı yapmaktan çekinebiliyorlar. Geri dönüş süreleri merak ediliyor. Gerek enerji sektöründe olsun, gerek atık yönetimi konusunda olsun. Biraz bahseder misiniz? Yani orada da bu farkındalığı yaratmak gerekiyor çünkü maliyeti de var elbette bu işin. Aslında Güzel Hanım, yeşil dönüşüm bir Avrupa Birliği'nin büyüme stratejisi. Yani bizim de bunu bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Yani Avrupa Yeşil Mutabakat'ta sadece ekonomik açıdan değil, doğa, çevre, yani sürdürülebilir hayat açısından da bakmamız gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz son dönemlerde özellikle iklim kriziyle ilgili bir dizi şeyler yaşıyoruz. Kuzeyde seller oluyor, güneyde ormanlarımız yanıyor. Aslında bunların hepsi bir sonuçta bir iklim krizinin sinyalleri. Biz Türkompet olarak zaten bu pandemi sonrasında Türkiye'nin, dünyanın en önemli gündem maddesinin iklim krizi olacağını düşünüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği yeşil dönüşümü neden gerek duyuyor derseniz, dünya çünkü son 100 yılda 0.8 derece arttı. Bunu 1.5 derecede sabitlemek istiyor dünya. Onun için de işte Paris İklim Anlaşması veya Avrupa Yeşil Mutabakat gibi veya Biden'ın gelmesiyle Amerika'daki bu dönüşümler, çünkü bu şekilde gidip 1.5 dereceye geçerse dünya yaşanmaktan çıkmış oluyor. Tabii ki bizim hobilerimiz gündelik ve temel işlerle uğraşırken böyle bir Avrupa Yeşil Mutabakatı onlar için biraz yaptığımız araştırmalarda da işte finansman maliyetin yüksek olacağını, maliyetin yüksek olduğunu sanıyorlar. Ama şöyle söyleyebilirim, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türk kobilerine maliyeti, eğer biz bu kurallara uymazsak yıllık 2 milyar euro civarında karbon vergisi yükü üstlenmek zorunda kalacağız. Yani bu da Avrupa Birliği'ne %50 ihracat yapıyoruz. Demek ki yaklaşık %2-2,5 civarında maliyetimiz gelecek demektir. O anlamda da Avrupa Birliği'nin bu yeşil mutabakatı bir büyüme stratejisi olarak düşündüğünde, bizim de hobilerimizin bunu fırsata dönüştürüp daha yeşil, daha çevreci, daha verimli, daha az enerji tüketen yeşil üretimlere dönmemiz gerekiyor. Peki şimdi buradan ben biraz bu ham madde sorunlarını da geçmek istiyorum sürede, çünkü sınırla bunu konuşmadan olmaz. Elbette her sektör için ayrı bir problem. İnşaatçılar greve çıkacağız çünkü çimento çok pahalı, ihracatı durduralım diyor. Öte yandan mobilyacılar kereste ihracatını durduralım, Çin bizden alıyor, ham madde tedariği sağlayamıyoruz diyor. İşte otomotiv için çip krizi diyoruz, plastik sektör için derken çok uzun bir liste var. Dolayısıyla Türkiye tedarik ve ham madde problemlerinin nasıl üstesinden gelecek? Buradaki büyük sıkıntılar ne ve hükümet neler yapabilir sizce? Güzel Hanım, aslında globalde tedarik zinciri kırıldı. Yani hatta son geçen hafta bildiğim kadarıyla Çin'deki bu yeni vakadan dolayı bir liman tamamen kapatıldı. Ve bütün şirketler, Türkiye'deki ithalat yapan şirketler ham madde stoklarını artırmaya çalışıyorlar. Çünkü bulmak çok zor. Yani sanki Türkiye'nin 1980'ler öncesine döndü. Yani üretmek bir yetkinlik haline geldi, bir beceri haline geldi. Yani ham maddeyi bulup üretip zamanında teslim etmek gerçekten sadece Türkiye için değil, dünya için de sorun olmaya başladı. Dünyada şunu öğrendi, yani bir ülkeye sadece bir tedariğini bir ülkeden yapmaması gerektiğini öğrendi. Bu anlamda aslında Çin'in alternatif olarak özellikle Avrupa Birliği, İngiltere, Amerika gibi ülkelere baktığımız zaman onlar da kendilerine alternatif ülkeler yaratmaya çalışıyor ki bunların en başında da Türkiye geliyor. Türkiye çünkü bir üretim üssü. Yani bugün
Almanya ile Çin arasında insan kaynağı, teknoloji, üretim deneyimi, bakın bunlar Türkiye ön plana geçiyor. Türkiye tabii burada navlun da çok ciddi bir, uluslararası navlun fiyatlarında da çok anormal artışlar söz konusu. Yani 1500-2000 dolarlık yerler 14.000 dolarlardan bahsediliyor. Yani bunun sürdürülebilir şekilde gitme şansı yok. Tabii ki pandemi sonrasında, aşı sonrasında değişik ülkeler hemen tüketime geçmeye başlayınca özellikle üretim yapan ülkelerde ciddi sorunlar var. Şu anda Türkiye'de de var. Hem ham maddelerin bulunması hem fiyat. Örnek vereyim Güzem Hanım. Kasım ayında 900 dolar aldığımız bir ham maddeyi biz Mayıs ayında 2100 dolar aldık. Bulurken de sevindik. Yani Haziran ayında, bu Haziran ayından aldığımız bir dolar bazındaki bir ham maddemizi Eylül'de %40 daha pahalıya alacağız. Ve şirketlere de çok ciddi işletme sermayesi ihtiyacı artmaya başladı. Çünkü eskiden işletme sermayesi 100 bin lira diyelim. Şimdi 200 bin lira lazım, 250 bin lira lazım. Tabii ki şu andaki faiz oranlarının yüksek olması ve finansmana erişimdeki sorunlarla Türk imalat sanayi, Türk diğer sektörler bu işten problem bir gerçekten navlun fiyatları, emtia fiyatları bulunmaması Türk imalat sanayinin zorluyor şu anda. Gerçekten çok zorluyor. Peki Orhan Bey, şimdi burada sizce ham maddenin ihracatına kota konulması ya da diğer ürünlerde, başka segmentlerde gümrük vergileri gibi uygulamaları destekliyor musunuz? Bence liberal ekonomide bu tür şeyler yani doğru bulmuyorum. Yani bir şekilde suyun akarına bırakmamız lazım. Çimentoya ihracat yapmayalım. MDF'ye ihracat yapmayalım. İçeriye verelim. Yarın bir gün ihracat müşterisi talep ederse ne olacak? Yani bu bir denge. Çünkü o firmanın sürekli yurt içinde de yurt dışında da müşterileri var. Hem yurt içini beslemesi lazım hem yurt dışını beslemesi lazım. Ama ben bu problemlerin 2021 sorundan sonra toparlanacağını ve 2022'nin daha iyi olacağını ümit ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Orhan Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tuğran'ı ağırladık programın bu bölümünde. Şimdi buradan ASEB'e gidelim. Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Başkanı Valeh Aleskerov bizimle olacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Aslında ben size de az önce Orhan Bey'e sorduğum soruyu yönelterek başlayayım. Tüm dünyada bir tedarik problemi var. Ve tabii serbest bölgelerin de bu konuda sorumluluğu, görevi fazla. Ham madde tedariği, lojistik problemleri biraz bahseder misiniz? ASEP olarak pandemi dönemini bu anlamda nasıl geçirdiniz? Tabii ki pandemi tüm işlerimize, tek bizim yok, tesir ettiği, problemler yarattığı. Ancak buna bakmayarak işimizi yürüdürük, karşımızda koyduğumuz hedeflere Mutlaka zamanında bütün işlerimizi bitirip ve yatırımcılar için kapılarımızı açacağız. Peki, burada tabii bir diğer konu da sizin bölgenin özellikle hangi sektörlere istihdam sağladığı, hangi sektörleri desteklediği. Tabii Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'ni bize biraz anlatın. Çünkü Avrupa, Kafkasya ve Asya, tabii bir de Kuzey-Güney Ulaşım Koordinatları stratejik bir nokta. Sizden dinleyelim biraz. Evet, Alat Serbest Ekonomik Bölgesi bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in 22 Mayıs 2020 tarihli kararnamesiyle uluslararası ekonomik ilişkilerde rekabetçi bir katılımcı olmak, enerji, ulaşım, transit ve lojistik altyapısı ile dünya standartlarına bitmiş ortamı oluşturmak, yüksek katma değer yaratan çeşitlendirilmiş ve ihracat odaklı bir ekonomi haline gelmek ve petrol dışı sektörlerin ekonomideki rolunu daha da güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Bu bizim amacımız, beklentimiz ve bu hedeflere yetişmek için elimizden geleni etmeliyiz.
Peki Valeh Bey, burada tabii Azerbaycan ve Türkiye ekonomisini elbette buradaki işbirlikleri biraz bahseder misiniz orada yeni dönemden? Tabii ki biz yatırımcılarla görüşende, konuşunda Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin faydalarını onlara söyleyende, bizim üstünlüklerimizi söyleyende, tabii ki birinci nöbbede kardeş ülkemiz, vatanımız olan Türkiye şirketlerinin burada olmasını bekliyoruz. Görüşler geçiririz, toplantılar geçiririz. Bir haftadan sonra ben yine de dönürüm İstanbul'a ve İstanbul'da Türk iş adamlarını görüşerek Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'ndeki hem yasal üstünlüklerini, aynı zamanda vergidi, gömrük yığımları üstünlüklerini, altyapı üstünlüklerini söyleyerek çalışacak ki birinci şirketlerin, yatırımcı şirketlerin sırasında kardeş Türkiye şirketleri olsunlar. Peki mesela yatırımcılar ne zaman faaliyetlerine başlayacaklar? Biraz bahseder misiniz? Orada aktif olarak hangi projeler var, hangi yatırımlar var? Bugüne kadar biz kısa bir zamanda yaptığımız işlerden iki kelime söyleyeyim. 850 hektar arazi ayrılmış bu birinci mərhələ üçün. Bu 850 hektar arazinin master planı, baş planını hazırlanmışıq. Bunun əsasında ilkin inkişaf mərhələsi olan 60 hektarlıq ərazinin detal layihələndirilməsini hazırlamışıq. Və artıq bu ərazidə inşaat işlərinə, yəni yollardır, su xatları, qaz xatları, elektrik xatları, gömrük keçid məntəqəsidir, böyük ofis binasıdır. Bunların hepsinin inşaatına başlamış. Və inşallah gələn ilin Temmuz ayında biz kapılarımızı açacağız və yatırımcılar üçün, kullanım üçün hazır sənaye lotlarını, toprak sahələrini təqdim edəcəyiz. Peki son bir iki dakika içerisinde tabii Afganistan'da yaşanan gelişmeler maalesef biz de üzüntüyle karşılıyoruz. Ne dersiniz bölge için? Hem Türkiye hem Azerbaycan hem de aslında ASEP orayı nasıl görüyor, Afganistan'daki yaşanan olaylar, oradan göç ve mülteci krizini? Ha, ben eminim ki tabii ki büyük bir problemdi. Müslüman ölkəsində böyle bir şey baş verirsə də bunu ürək ağrısından kabul edirik. Olmamalıydı böyle bir şey. Tabii ki, böyük siyasette Afganistan'da baş veren hadiseler böyük siyasette öz əksini tapacak. Ancak mən eminim ki, bizim sərbəst bölgəsinin inkişafına heç bir mənfi təsiri olmayacaktır. Çünkü Azerbaycan'da olan siyasi, iqtisadi durum öyle kurulmuş ki, biz karşımıza koyduğumuz Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin inkişafına ait olan hedeflere mütləq ve mütləq çatacak. Ve kısa bir zamanda eminim ki biz Alat Azad İktisadi Zonası'nda Türk şirketleri, Avrupa şirketleri, başka ülkelerden, başka bölgelerden olan şirketlerini, fabriklerini, başka istehsal sahelerini, inkişafını, fəaliyyətini göreceğiz. O cümleden kardeş Türk şirketlerini de orada göreceğiz. İnşallah uğurlu bir proje olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bölge ekonomisi için de iyi bir dönem olsun. Pandeminin aslında bu etkilerini de umarız silersiniz en kısa zamanda diyelim. Valeh Aleskerov'u ağırladık, ASEP Başkanı. Şimdi geçelim buradan. Dünya genelindeki pek çok şirketin bu dönemde, pandemide aslında ofise dönme çağrıları ama sonrasında 3. 4. dalga ve tekrar uzaktan çalışma. Bu süreci bir süre daha atlatamayacağız belli ki. Aşılanma zorunluluğu da masada ama nasıl etkileyecek mobil ofisleri? Hepsini konuşacağız. Workington CEO'su Enis Cevaycıoğlu bizimle olacak. Enis Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi günler, merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biraz sizden dinleyelim. Özellikle hem küresel taraftaki trendler hem de Türkiye için bu ofise dönüş sürelerinin uzaması sizin rakamlarınız, sizin analizlerinize göre neyi gösteriyor? Şimdi özellikle pandeminin de bahsettiğiniz pandemi süreci dalga dalga geldi. Firmalar bu işin en başında tam ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Hem çalışanlar kendileri, hem firmalar, yönetimleri.
nasıl hareket edeceklerini çok bilemiyorlardı. Çünkü sürecin ne zaman biteceği belli değildi. Dediğiniz gibi ikinci dalga, üçüncü dalga derken hani dönelim mi ofise, dönmeyelim mi? Bunların planları ve kararları yapılırken şu görüldü bu süreçte. Uzaktan çalışmak mümkün. Yani firmalar eski usul mesai şeklinde diyorum ben ona. Yani eskiden sabah 9, akşam 6 hani bu şekilde mesai usulü bir çalışma kültürü vardı. Bütün dünyada bu böyleydi. Bu yavaş yavaş 2000'li yılların başından itibaren dijitalleşmenin artmasıyla, hayatımıza girmesiyle ve gerçekten etkisini arttırmasıyla aynı zamanda aynı zamanda metropol hayatının getirdiği zorluklarla beraber biraz şirketler çalışma kültürlerini değiştirmişlerdi. Mesai yerini artık görevlere bıraktı. Yani siz işinizde bir görev var. O görevi belli bir zaman içinde bitirmeniz gerekiyor. Ama kişiler ve ekipler artık bu görevleri bitirirken hangi zamanda ve nereden çalışacaklarına kendileri karar vermeye başladılar. Bunları kendileri planlamaya başladı. Bu da tabii şeyi değiştirdi. Çalışma sadece ortamını değil aynı zamanda çalışma kültürünü de değiştirdi. Artık firmalar uzun vadede belli bir alan için, belli bir kapasite için uzun vadede yatırım yapıp bu yatırımın maliyetini taşımak istemiyorlar. Bunun yerine ihtiyaçları olduğu dönemlerde ve ihtiyaçları olduğu kadar zaman zaman kendi ekiplerine yakın olan lokasyonlarda dönemsel olarak çalışmak, çalıştıkları dönemde bunun maliyetini yüklenmek, çalışmadıkları, kullanmadıkları dönemlerde de bu maliyetten kurtulmak firmalar için daha iyi bir çözüm oluyor. Şimdi daha evvel biz pandeminin başlarında da yine konuşmuştuk nasıl olacak diye. Orada işte bir belirsizlik vardır dediğim gibi. Ama o belirsizlik yavaş yavaş kendini daha çok sabit ve uzun vadeli kullanılacak ofisler yerine daha çok yaşam alanlarına yakın, daha küçük ve ekiplerin hepsinin belki bir araya gelip illa bir arada çalışacağı değil de küçük küçük farklı görev bazlı çalışanların kendilerine yakın yerlerde toplanıp çalışacakları ve çalıştıkları kadar o alanları kullanacakları bir sisteme doğru bir evrilme oluyor. Peki Enis Bey, burada tabii sizin rakamlarla bakıldığında özellikle ortak çalışma alanlarına olan talep konusunda bir farkındalık var mı? Burayı nasıl görüyorsunuz? Yani bunu birazdan dünya trendleriyle de kıyaslamanızı rica edeceğim Türkiye'deki rakamları. Evet, şimdi bir kere kesinlikle şimdi şu pandemi öncesinde de aslında biz bu ortak çalışma alanlarının daha verimli olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. 2000'li yılların başında yani bu dünyada ortak çalışma alanları aslında 96-98 yılından sonra zaten San Francisco'da öncelikle başladı. Ortaya çıkmış ve ondan sonra da bütün dünyada her sene 3 aşağı 5 yukarı %20 artışla büyümüş bir sektörken pandemi sürecinin en başında bir sarsılma oldu. Ama pandemi sürecinden sonra özellikle gelişmekte olan ülkelerde hem firma sayıları hem çalışma alanı sayıları arttı. Bütün dünyada şimdi aşağı yukarı yani bazı büyük oyuncular var tabii. O büyük oyuncular hemen hemen her ülkede varlar. Her ülkede mevcutluğunu devam ettiriyorlar. Ama onun dışında lokal her ülkenin kendi coworking şirketleri de çıkmaya başladı. Mesela bizim özelimizde söylerken pandeminin başında Türkiye'de 12 firmadan bahsediliyorken bugün neredeyse 30'u geçti. 40'a yakın farklı firma var. Ve toplam alan da aslında Türkiye'deki toplam alan da pandemi sürecinin başında şu anda %40 artmış durumda. Yani bizim firma olarak da böyle bir %40 kapasite artışımız var. Bununla beraber bizle beraber bu sektörde iş yapan firmaların da %40 civarında bir kapasite artışı var. Bunu müşteriler ne şekilde kullanıyorlar? Geri dönüşler nasıl oldu? Geri dönüşlerde de şu var. Eskiden bizde daha çok hazır ofis dediğimiz yani kapısı anahtarı olan gelip işte içine girip biraz da aslında konvansiyonel tarafa daha yakın olan bir çalışma talebi varken özellikle Ağustos ayının başından itibaren coworking alanlarına, ortak çalışma alanlarına hem gelen talep hem de bu konuyla bilgi almak isteyen firmaların sayısı artmaya başladı. Biz şu dönemde yavaş yavaş verdiğimiz hizmetleri, bu hizmeti nasıl oluşturduğumuzu, nasıl verdiğimizi müşterilerimize tanıtıyoruz ve anlatıyoruz. Bugün bizim şu anda tabii pandemi süreci olduğu için göreceksinizdir arkamızda da masalar artık birbirinden uzak. Buradaki açık alanlardaki kapasiteleri de biz %40 oranında düşürmüştük zaten. Ama neredeyse hemen hemen coworking alanlarımızın hepsi bu dönemde dolu diyebilirim.
Peki tabii bir de maliyetler var. Çünkü biliyoruz ki aslında bu ofislerini kapatan bir sürü büyük şirket maliyet yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Ofis kapatıp aslında ortak çalışma alanlarına büyük şirketlerin yatırım yapma olasılığı var mı? Hep biz bireyler üzerinden görüyoruz ama buradaki biraz trendleri de söyler misiniz? Tabii. Yani bütün şirketler dediğimiz gibi çok büyük oyuncular bile bugün sabit ofislerini dediğiniz gibi hani kapatıp ekiplerini uzaktan çalışmaya yönlendiriyorlar. Zaten ekiplerde de böyle bir talep var. Ama bunları bu yatırımları firmalar kendileri için yapmaları aslında çok da feasible olmuyor. Çünkü bu bir paylaşım ekonomisi. Paylaşım ekonomisinde ne kadar büyük bir pastayı bir araya ortak çalışma alanlarını kullanmaya aslında iterseniz o zaman zaten bu ekonomideki verim o kadar artmış oluyor. O yüzden büyük firmalar bile zaman zaman sonuçta sadece kendileri için olacak bir ortak çalışma alanı yerine diğer firmalarla da paylaşacakları ortak çalışma alanlarını tercih ediyorlar. Bunlara yani bizim her zaman daha evvel de anlattığımız bir şey vardı. Aşağı yukarı firmalar sabit bir ofisten bu tür bir paylaşımlı sisteme, hibrit sistem, hibrit kelimesini çok duyacaksınız bu son dönemde. Çünkü artık bundan sonra çalışmalarla ilgili hibrit olarak bahsedilecek. Bu hibrit sistemde maliyetlerin %50 civarında, sektörden sektöre göre değişir ama %50 civarında düştüğünü biz küçük back of the envelope zarf arkası hesaplarla zaten müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Nereye geldi son birkaç yılda? Pandeminin özellikle etkisini merak ediyorum. Güzel Hanım, hiç şeyinizi duyamadım. Bir kesinti oldu orada. Workington olarak sizin cironuz nereden nereye geldi pandemide? Pandemi sürecinin başında cirolarımız bir evvelki seneye göre %20 oranında, %25 oranında düşmüştü. Ama bu yaz sürecinin başından itibaren yeniden artmaya başladı. Ve %40'a kadar bir şu anda bizim iş hacmimizde bir artış oldu. Özellikle hazır ofis ve coworking tarafında ve sanal ofis tarafında bu artış oldu. Bizim tabii bir de aslında çok ciddi bir toplantı odası kapasitemiz var. Bu tabii toplantı biz pandemiden önce de firmalara bir araya gelip bu etkinlikleri yapmaları işte gerek eğitimler gerek toplantılar bunlar için alanlar sağlıyorduk. Orada da yavaş yavaş Eylül için talepleri almaya başlıyoruz. Yani bu toplantı ve etkinliğin de tekrar devreye girmesiyle ki aşılama bunda çok önemli. Biz şunu görüyoruz. Bizim iş hacmimiz artıyor. Buraya giren misafirlerimizin sayısı da artıyor, sirkülasyon artıyor. Ama buradaki bütün biz konuşmalarımızda hep şunu görüyoruz. Ciddi bir aşılama oranı var. Ortak çalışma alanı kullanan, özellikle Workington'ı kullanan kişilerde ciddi bir aşılama oranı var. Bu da tabii beraberinde güveni de biraz beraberinde getiriyor. Tabii ki tedbirleri azaltmadan, tedbirlere uyarak, özellikle kapasite tedbirlerine uyarak, özellikle maske tedbirlerine uyarak sonuçta yavaş yavaş toplantıların da tekrar devreye girmesi ve bizim de iş hacmimizin eskiye oranla, pandemi öncesine oranla %50'ye yakın bir artışla sonuçlanacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Enis Cevercioğlu'na aktardıkları için diyelim. Şimdi reklama gitmeden önce program boyunca reel sektör tarafında özellikle yeşil mutabakatları farkındalığı da konuştuk. Buna ilişkin önemli bir haberimiz var. Dünyada da aslında bu anlamda özellikle enerji tarafındaki trendler değişiyor. Çin bile aslında çok eleştirilen Çin bile yeşil enerji kaynaklarına ağırlık vermeye karar verdi ki yenilenebilir enerjide yıllık 66.900 ton yeşil hidrojen üretecek tesisin iç kapasitesini arttırıyor ve Moğolistan'da bunu kurulmasını öngören projeyi onaylamışlar. Bu haberi ekrana geçelim. Bununla beraber kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından ikinci bölümde bol bol piyasaları konuşacağız. Çin, İç Moğolistan bölgesinde güneş ve rüzgar enerjisiyle üretim yapacak büyük bir yeşil hidrojen tesisi kurulmasını onayladı. Tesis 1.85 gigawatt güneş enerjisi ve 370 megawatt rüzgar enerjisiyle yıllık 66.900 ton yeşil hidrojen üretecek. Projenin Ekim ayında başlaması ve 2023'ün ortalarına doğru operasyonel hale gelmesi planlanıyor. İç Moğolistan'da kurulacak tesislerle beraber üretilen elektriğin %20'den azının şebekeye verilmesi beklenirken geri kalanı tamamen hidrojen üretimi için kullanılacak. Çin'de yenilenebilir enerji ve hidrojen üretimi ile ilgili çoğu projenin ana amacı aslında elektrik üretimini artırmak. Hidrojen üretimi ise bunun yanında sadece onay için bir kılıf olarak görülüyor.
Tesisin söylenen miktarlarda hidrojen üretebilmesi için en azından 465 megawattlık elektrolizöre ihtiyacı var. 2020 yılında küresel elektrolizör ticareti ise yaklaşık 200 megawatt değerindeyken 2021 yılında bunun 400 megawatta ulaşması bekleniyor. Bloomberg Nef analisti Wang ise bu projenin küresel piyasanın ürettiğinden daha fazla elektrolizöre ihtiyacı olduğunu söylüyor. Çin'deki büyük hidrojen projelerinin önemli bir kısmı Sinopec ya da Ningxia Baofeng Enerji gibi sektör devleri tarafından yönetiliyor. Fokus'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngiltere'de konut fiyatları geldi. Haziran ayında %13.2'lik bir artış yaşandı. Önceki rakam %10'luk artışa işaret ediyordu. Fiyatlardaki artış hızı da yükselmeye devam ediyor. Bunu da aktarmış olalım ve gidelim hemen Deniz Yatırım'a, Ufuk Özdağ'a. Ufuk hoş geldin yayına. Şimdi dolar Türk lirasını özellikle sabah saatlerinden beri saat 9.30'dan beri kabaca 2 saattir hızlı bir yükseliş var. Ve %1'e yakında o dip seviyelerinden yukarı yönlü bir reaksiyon verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu hareketi? Hem dolar TL hem euro TL yükseliyor. Küresel piyasalardaki trendi okuduğunda aslında nasıl yorumlamak gerekir onu da merak ediyorum. Günaydın Güzel, teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Sorduğun sorudan başlayayım. Dolar TL tarafında birkaç gündür bir pozitif ayrışma söz konusuydu. Bunun birazcık teknik sebeplerle kar satışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü haber akışına baktığımız zaman aslında bu hareketi teyit edecek bir haber akışı söz konusu değil. 100 günlük ortalama 8.45-0.8'deydi. Bunun üzerine çıkılmasıyla beraber yukarıda 20 günlük ortalamayı test etmeye çalıştığını takip ediyoruz dolar TL tarafında. Dışarıya baktığımız zaman dün akşam itibariyle Powell'ın açıklamaları vardı. Yakından takip etmem, para politikasına dair çok bir şey söylemedi. Dolayısıyla orada bu akşam FOMC tutanakları önemli olacak. Bir süredir gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında. Dışarıdaki risk iştahı devam ediyor ama bir temkinli bir durum söz konusu. Aracı kuruluşlar, yurt dışı büyük aracı kuruluşlardan da gelen açıklamalar temkinli duruşun korunması yönünde. Çünkü burada hem enflasyonist verilerin gelmesi hem aynı zamanda Fed tarafından, Büyük Merkez Bankası tarafından beklenen tapering süreçleri, aynı zamanda Asya'da artan Covid vakaları piyasalar üzerinde bir baskı yaratıyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın faiz kararını pas geçmesi, beklenenin dışında faizi arttırmaması da enteresan, önemsediğimiz merkez bankalarından bir tanesi, sinyal etkisi olması açısından. Dolayısıyla piyasalar üzerinde temkinli bir duruşun bir süre daha devam edeceğini, en azından Jackson Hole toplantısı ve Fed'in Eylül toplantısına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Ama bir yandan da Amerikan borsalarında rekorlar geliyor. Avrupa bugün biraz daha iyi görünüyor. Keza Asya'da dünkü satışlardan sonra biraz daha normalleşmeye doğru ilerliyor gibi takip ediyoruz. Bizim içeride endeks tarafına baktığımız zaman aslında dünkü yerlerden çok çok uzakta değiliz. Yine hemen hemen aynı destek eden seviyelerini takip ediyoruz. 1440 ve 1430 aşağıda destek ve yukarıda 1462 ve 1490. Bilanço sezonu da yavaş yavaş bitiyor. Dışarıda da kar satışı isteği öne çıkabilir. Dolayısıyla temkinli duruşu korumakta fayda var gibi. İkinci çeyrek karı geldi. Orada da 138.26 milyar yuan. Beklentide 138.19 milyar yuan'da. Onu da aktaralım. Ufuk, kapatmadan önce benim bir sorum daha olacak izinle sana. Şimdi bu dönemde özellikle dün Powell'ın mesajlarından sonra Euro-Dolar paritesi de çok merak ediliyor. O yüzden o tarafı da sorayım sana. Ne dersin? Oradaki beklentiniz nasıl? Açıkçası 1.17-1.19 arasındaki fiyat hareketinin bir süre daha devam edeceğini bekliyoruz. Fed tarafından daha net mesajlar gelmedikçe bant buralarda kalır gibi görünüyor. Ama tabii Fed'in faiz artırım süreci, bu akşamki gelecek tutanaklarda faiz artırımın tapering'in, yani varlık alımlarının azaltılma sürecinin hızı ve zamanlaması burada etkili olacaktır. Açıkçası 1.17-44 seviyesi yukarıda önemli bir direnç kısa vade için, ama daha önemlisi bir süredir kıramadığı 1.17.91. Açıkçası yukarı yönlü hareketlerin devamı için bu seviyenin 1.17.91 üzerinde kalmasını bekleriz. Aşağıda bir süredir yine takip ettiğimiz destek seviyesiyle 1.16.78 seviyesi. O da Bollinger Alt Band'ı. Orada eğer sert bir hareket olursa 1.16'lara kadar o zaman bir geri çekilmeyi görürüz. Ama kısa vade için bant hareketi devam eder gibi görünüyor. Ufuk, çok teşekkür ediyorum değerli analizlerin için.
Evet, Deniz Yatırım'ın Ufuk Özdağ'ın görüşlerini aldık. Şimdi bir dinleyelim bakalım. Fed Başkanı Powell pandemi öncesi duruma hemen dönemeyiz dedi. Ne kadar endişeli, önümüzdeki dönemde teşvikler ne kadar devam edecek? Arkasından ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan'la sohbetimize başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmede bulunmadı. Powell, diğer yandan Amerikan ekonomisinin görünümüne ve COVID-19 pandemisinden kaynaklanan belirsizliklere dair mesajlar verdi. Fed Başkanı Powell, Amerikan ekonomisinin pandemi öncesi durumuna dönmeyeceğini ifade etti. Pandemi ile gelen değişikliklerin kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek dedi. Powell, pandeminin ekonomik aktiviteye gölge düşürmeye devam ettiğini belirtti. Delta varyantının ekonomi etkisinin belirsizliğini koruduğunu anlattı. Aşılama hızının yavaşladığını vurgulayan Powell, virüs bir süre daha hayatlarımızda olmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi. Powell, ayrıca Fed'in pandeminin etkilerine müdahale için acil durum araçlarını etkili şekilde kullandığını, acil durum ortadan kalktığı için bu araçları kaldırma sürecinde olduklarını söyledi. Fed Başkanı Amerikan Merkez Bankası'nın güçlü araçlarının da sınırları var ifadesini kullandı. Fed Başkanı Powell, pandemiyle başa çıkmak zorunda kalan öğrencilerin olağanüstü bir nesil olacağına inandığını belirtti. Ekonomi bize ödünleşmeyi öğretiyor dedi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını da ekrana getirdik. Hemen gidelim konuğumuzu ALB Grup Başdanışmanı Burak Arslan bizimleydik. Burak Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi aslında bir yandan küresel merkez bankaları o baskıyı üzerinde hissediyor elbette, enflasyon baskısını. Fakat öte yandan da teşviklere devam etmemiz lazım. Hemen faiz arttırmayacağız sinyalleri de geliyor ama öyle ya da böyle aslında bütün bu söylemler dolara bir vadede yarayacak. Şimdi hal böyle olunca da hem kripto para piyasası için hem de güven liman olan altın için belki de denklemi yeniden yazmamız gerekecek. Nasıl görüyorsunuz bu dengeleri? Şimdi Güzel Hanım, tabii ki bu Fed'in geçen senelerde para basarak piyasayı pompalaması aslına bakarsanız ons altına da yaradı. Yani orada sonuçta hatırlarsanız geçen senelerde bir yurt dışlarında sert bir satışta aynı şekilde ons altına da satış görmüştük. Hani dolayısıyla ben şey konusunda hani işte enflasyonist baskı altını yükseltebilir konusunda ben biraz temkinliyim. Özellikle bu son dönemde 1800 doların kırılıp çok ciddi satış gelmesi, orada bir stopların patlatılması tabii altını bir sarstı. Şimdi bugün 1800 dolarlara geldi, orayı bir geçemedi çünkü orası önemli bir destekti. Ben altında orta vadede özellikle bu 1800 doların önemli olduğunu düşünüyorum kısa vadede ama 1834 dolarlar geçilmediği sürece ben altın tarafında büyük bir rally beklemiyorum. Burada özellikle bu delta varyantı petrol fiyatları mesela dünya borsalarında ciddi bir olumluluk yaşanırken petrol fiyatları 77 dolardan 68 dolarlara gevşedi. Zaten bu da aslında piyasanın biraz temkinli olduğunu, yurt dışı piyasaların yeni tepelerini kırdığında yeni bir momentum gelmemesi, tekrar geri çekilmesi biraz sanki piyasa bekleyip görmek istiyor gibi geliyor. Yani petrole ve ABD 10 yıllıklara baktığınız zaman yurt dışı borsalardaki o olumlu seviyeyi seyri görmüyoruz. Daha temkinli bir duruş var. Peki bu temkinli duruş çünkü hep tartıştığımız ama gün sonunda yine cevabını bulamadığımız bir soru. Altını ne kadar yeniden güven liman yapar ve kripto para yatırımcısı nasıl görüyor bu tarafı? Kripto para yatırımcısı. Şimdi kripto da yani şimdi bir şekilde hayatımıza girdi ve belki 30 bin dolarlara geçen gevşediğinde herkes hani acaba hani Bitcoin tekrar bitti mi falan dedi ama bence bu kripto piyasası bizim hayatımızda olacak ve ileride bence çok gelişecek. Ha, bu kadar bu altcoin'lerin hepsi belki yaşamayacak. Daha seçici davranılacak ama bence kripto kesinlikle önümüzdeki dönem her zaman piyasayı domine edecek. Çünkü zaten şimdi baktığınız zaman Gizem Hanım hani böyle Türk yatırımcılarla sohbet ediyoruz. Şimdi altın tutan insanlar para kaybediyor 3 aydır. Gümüş tutanlar para kaybediyor. Türkiye borsası biliyorsunuz yeni toparlanabiliyor. Yani baktığınız zaman Türk yatırımcısının bildiği o yatırım hepsi zararda ama kripto tarafına baktığınız zaman orada çok ciddi bir talep var. Çok volatil bir piyasa, çok hızlı bir piyasa ama kesinlikle hayatımızda olacak ve bence buralarda biraz zorlanıyor.
bu 48 bin dolar, 44 bin dolar, bu 29 bin dolardan başlayan hareketi biraz sindiriyor. Ama ileriki dönemlerde kripto bence hayatımızda olacak ve çok iyi bir yatırım aracı olacak. Ama önce bir regülasyonların gelmesi lazım. Yani şu anda biz insanlara kalkıp da siz bütün paranızı, portföyünüzü kriptolara koyun diyemezsiniz. Ancak portföyünün belki %15, %20'siyle oraya bir yatırım yapabilir. Ama regülasyonlar olduktan sonra bence o piyasa çok hareketli olacak. Ama doğasına aykırı regülasyonlar kripto paranın. Ama bir şekilde yani bence orada bir hani ne bileyim Türkiye tarafında bir regülasyon gelecek. Yani insanlar güvenerek para yatırmaya yatırabilmeli. Yani yarın öbürsü gün dünyadaki o büyük borsalar. Sermaye şartını kastediyorsunuz herhalde. Zaten o düzenlemede tamamlandı zannediyorum ki değil mi? Yani platformların bir sermaye şartı olacak. Kripto para alım satım yapılacak. Yani bir de mesela sonuç itibariyle bu Binance üzerinden dönüyor tüm dünyada. Hani Binance'in güvenilirliği ne kadar? Yarın öbürsü gün herhangi bir şey olur mu? Yani şimdi kimse elindeki bütün birikimini kriptoya koyamaz şu anda. Peki Burak Bey, bir diğer başlık da elbette bu tokenlar. Şimdi Fenerbahçe'ye geçen hafta çok konuştuk ama bunu tabii Fener özelinde sadece tartışalım konuşalım istemiyorum ya da spor kulüpleri özelinde değil elbette. Şirketlerin token'ı olması. Türkiye'de bunu hep aslında konuklarıma soruyorum. ISO 500'deki ya da işte BIST 100 ya da BIST 30'daki şirketler buna sıcak bakar mı? Oradaki trend nasıl? Valla bence işin gidişatı biraz oraya doğru gelecek. Aslında bu tokenlar bir şekilde aslında bir halka arz. Türkiye'de de biliyorsunuz bu halka arz işi gerçekten önemli. Bence ileride şirketler de buraya geleceğini ben düşünüyorum. Halka arzdan çok bir farkı yok. Bence kesinlikle bu olacak dediğiniz. Ve ben buna da sıcak bakıyorum. Yani gayet keyifli olur bence. Burak Bey, size son sorum da şu olacak. Tabii geçtiğimiz hafta açıklanan menkul kıymet istatistikleriyle dolarizasyon devam ettiğini gördük içeride. Tabii burada içeride Merkez Bankası'nın faizi belirleyici programın başında vurguladığınız Fed politikaları birçok değişken var elbette ama şimdi küçük yatırımcının piyasa hareketini algısını okuduğunuzda ne kadar dolarizasyon iştahı var? İşte ne kadar halka arzlar ve küçük yatırımcının aslında hisse talebini de konuşuyoruz. Bir yandan da kripto para piyasası var. Orada sizce yeni dönemde sepetlerde ağırlık değişecek mi? Oraya bakışınız nasıl? Şimdi bence dolarizasyon Türkiye'de kolay kolay hiçbir zaman çözülmeyecek bir problem. Çünkü insanlar bir şekilde hem servet biriktirme aracı olarak görüyorlar hem de enflasyona karşı kendilerini koruyabileceklerini düşünüyorlar. Doğru düşünüyorlar ama baktığınız zaman enflasyonla doların artışı aslında o kadar paralel gitmiyor. Şimdi bir esas sıkıntı daha deminki telefon bağlantısında da konuştunuz. Dünyada yeni dönemde eğer dolar endeksleri 93-20 ve 93.45'i yukarı geçerse özellikle bizim gibi piyasalarda doların daha da kuvvetlendiğini görürüz. Daha demin mesela 8.38'lere dün gevşeyen dolar TL'nin bugün tekrardan 8.50'lere geldiğini görüyoruz. Bizim için Türkiye'de şu anda 8.30 çok önemli bir çıpa. Bunun altında ben yeni bir senaryo, olumlu bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Ama özellikle dolar endekslerinde benim beklediğim hareket yani 93-200'lerin yukarı kırılması, euro dolarda 1.17'lerin aşağı kırılması, dolar endekslerinde %1.5, %2'lik bir rally'nin daha gelmesine sebep olur. Bu da bizi tekrardan 8.65-8.70 bandına atar. O yüzden zaten dün 8.38'lerden bir sert tepki geldi. Bugün mesela Güney Afrika dolar paritesine baktığınız zaman da oradaki hareket de devam ediyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemlerde Fed'in alacağı kararlarla beraber dolar endekslerinin özellikle 93.20 seviyesi kırıldığı anda bunun bütün paritelerde etkisi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için Burak Bey. Ben teşekkür ederim. ALB Grup Başkan Danışmanı Burak Arslan'ın görüşlerini aldık. Şimdi bakalım biraz kontratlar üzerinden okuyalım hikayeyi. Çünkü vadeli piyasadaki işlem hacimleri biliyorsunuz küresel piyasalarda oldukça yüksek. Doların küresel çapta değer kazanmaya devam edip etmeyeceğinin sorusunu ise traderlar pembeyle gördüğümüz aslında spekülatif pozisyonlardan okumaya çalışıyor. 2020'nin başından itibaren bakıldığında Haziran'da zirve seviyeleri görülen vadeli kontratlardaki dolardaki uzun pozisyonlar yani dolar lehine açılmış pozisyonlar istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Bu sebepten ötürü aslında biz pandemi sürecini vadeli piyasada
dolar longların kapanışıyla karşıladık. Hal böyle olunca da analistler şu soruyu soruyor. Siyahla gördüğünüz Bloomberg dolar endeksi, bu doların sadece gelişmiş ülke para birimleri, yani sterlin euro karşısındaki değeri değil, tüm dünya para birimleri karşısındaki değerini gösteriyor. Yani Türk lirasının da Güney Afrika randının da karşısında ne olduğuna dair bir sepet. Ve bu küresel dolar endeksi diye tanımladığımız Bloomberg'ün dolar endeksi, bu sene Haziran'dan itibaren dipten toparlıyor. Net dolar pozisyonları da çok fazla kapandığı için aslında yeniden uzun pozisyonlar başlar ve bu da dolarda bir sürpriz yaratır mı sorusunu akıllara getiriyor. Peki tablo böyle olursa içeride mevduatlarda TL ve döviz dağılımı nasıl olur? Az önce konuklarımızla da konuştuk. Türkiye'deki döviz tevdiat hesaplarına bakıldığında rakamlar oldukça yüksek seviyelere geldi. Burada toplam mevduatların hala yarısından fazlası dövizde. Ve buradaki kırılıma bakıldığında da son 3-4 aydır TL mevduatlarda sınırlı bir artış yaşanırken döviz mevduatlarda artışın devam ettiğini, üstelik grafikte de görüldüğü üzere Türk lirasının dolar karşısındaki değerinin aslında o denli kaybı işaret etmediği bir dönem. Tabloyu da hemen grafiği de ekrana rica edeyim. Çünkü buradaki dağılıma baktığımızda göreceğiz ki net bir şekilde bize şunu söylüyor. Dolar TL'nin yatay kaldığı dönemde dahi döviz mevduatlar TL mevduatlara göre daha hızlı artış kaydetmiş. Şimdi gidelim konuyla ilgili Özlem Bayraktar Gökşen'in açıklamalarını dinleyelim. Sonrasında da Focus programını kapatacağız. O yüzden bu haberle, bu yorumla daha doğrusu veda edelim. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, dolar endeksinde enflasyon endişelerini daha fazla göreceğiz dedi. Hoşçakalın. Dolar endeksinde enflasyon endişelerini çok daha net görmeye başladığımız bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. Özellikle son çeyrek itibariyle son çeyreğe doğru ilerlerken ve özellikle büyük kurumların yavaş yavaş stratejilerinde son çeyreği daha fazla vurguladıklarını, işte gerek hisse senedi piyasasında tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini, dolar endeksi tarafında yukarı yönlü beklentilerini oluşturduklarını, faizler tarafında da yine yukarı yönlü hareketin çok daha net bir şekilde beklendiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Neden? İşte enflasyon tarafı işte geçici deniliyor ama geçici söylemi belki 2-3 ay ya da 4-5 ay için söylenebilir. Neredeyse 1,5 sene süren bir enflasyon, yüksek enflasyon noktasından bahsediliyor. Dolayısıyla bunun mutlaka ki etkisi olması bekleniyor. İşte Delta varyantının yarattığı bir risk iştahında olumsuzluk var. Şirketlerin kar marjları ile ilgili beklentilerin biraz daha daraldığını göreceğiz belki önümüzdeki dönemlerde. Dolayısıyla bütün bu unsurlar biraz daha güvenli liman noktasında ve yine enflasyon endişeleri çerçevesinde dolar endeksini bir miktar daha yukarıya taşıyabilir bence. Çok hafif geri çekildi 93,5'lardan 92,5'a ve tekrar kendini 93'ün üzerine attı. Bence o geri çekilmeler artık çok daha sınırlı kalıyor. O hareketleri takip ediyoruz. O nedenle de volatilitenin ve dolar endeksindeki yükselişin bir miktar daha devamını beklerim ben yıl sonuna doğru.